Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Geldik Ekim ayının ikinci haftasına. 4 Ekim, 10 Ekim haftasına arkadaşlar. Bakalım 4 Ekim, 10 Ekim aralığında bizleri özellikle ilişkiler başta olmak üzere genel anlamda neler bekliyor, nelere karşı hazırlıklı ve temkinli olmalıyız? Benim özel melek kartlarımdan gelen mesajlara bir bakalım. Evet. Her zaman olduğu gibi siz canım gönüldaşlarımı, canım YouTube ailemi, değerli takipçilerimi ve izleyicilerimi kolektifime, niyetime dahil ederek şöyle bir kartlarımı rezone olmanız ve odaklanmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir kartlarıma bir odaklanın bakalım. Evet, 4 Ekim haftasında eğer aklınızda ve kalbinizde herhangi birisi varsa onu da niyetinize dahil ederek niyet alın bakalım. Beni neler bekliyor? Özellikle aşk hayatında, ilişkilerde, iş hayatında diye sorularınızı sorabilirsiniz kartlarıma. Bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu unutmuyoruz. Her zaman olduğu gibi siz size ait olan kısımları alıyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımın linkleri de videolarımın altında mevcut. Oralardan da beni takip edip ya da yazarak yine benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, haydi bakalım birin ve bütünün en yüksek hayrına, şifa olması niyetimle kolektifime en doğru mesajları almaya niyet alarak kartlarınızı çekiyorum. Evet arkadaşlar, bakalım. 4 Ekim, 10 Ekim haftasında gelmedi bir türlü. İnat etti gelmedi ama tabii ki biz aldık o kartı. Bakalım neymiş ondaki mesaj. Mutlaka vardır bir mesajı. Evet, şöyle alalım. Evet, sanırım yeterli. Şimdi bakalım. 4 Ekim haftasında benim güzel kolektif enerjilerimi neler bekliyormuş bir bakalım. Evet, biraz hararetli bir hafta olacağı benziyor arkadaşlar. Sizin için heyecanlı. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir kere ilk gelen kart gerçekten çok güzel bir kart. Yıldızınızın yükseleceği, şans, bolluk, bereket, verim dolu bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. Ama aşk hayatınızda, ama iş hayatınızda, ama sosyal çevrenizde, ama aile bağlantılı konularda. Ama ve lakin bakın, bu şanslı hafta tamam güzel sizin için yıldızı yüksek, bereketli ve verimli bir hafta gibi gözükse de şimdi burada mümkün olduğunca tartışma ve münakaşalardan uzak durmaya gayret edin. Zira bu hafta size özellikle belki de o hani bir star gibi parlamanız ya da bir yıldız gibi ne bileyim bir işinizde kazandığınız bir başarı ya da aşk hayatınızda ya da ilişkinizde kazandığınız bir başarı bazı insanların gözüne batabilir. Sizi böyle aşağıya çekmek adına, sizi bir tartışma ya da bir kaos ortamına sokmak isteyecek biri ya da birilerine maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden dolayı da özellikle sizi kımçıklayacak, sizi böyle kışkırtarak bir tartışma ya da kaos ortamına sokmak isteyecek kişi ya da kişilere karşı lütfen bu hafta temkinli davranın. Zira maalesef etrafınızda bazı dost görünen düşmanların varlığı mevcutta var.
Ve özellikle de yine bu kişileri belki de farkına varacaksınız. Özellikle yine bu haftanın içerisinde çok pardon. Özellikle bu hafta içerisinde bu kişilere çok dikkat etmeniz sizin için çok önemli olacak. İlişkiler anlamında ciddi yapacağınız bazı konuşmalar, özellikle karşı tarafla bağlantılı, kafanızdaki o soru işaretlerinizin cevabını da alacak sizler için. Ve sizin tamam mı, devam mı kararında daha netleşmenize sebep olacak bu konuşmalar. Eğer ki iletişim halinde iseniz tabii ki. Yine belki de hayatınızdan çıkmış gitmiş, belki de uzun zamandır haber alamadığınız ilişkiniz var ise özellikle bu kişinin yine bu hafta içerisinde tekrar sizin hayatınıza girmek istemesi ya da mesaj atması ya da iletişime geçmesi ya da bir şekilde karşınıza çıkması böyle bir sizi şaşırtabilir. Ama ve lakin burada karşınıza bazı yalanlarla gelmesi çok mevzu bahis. Bu yalanlar biraz kafanızı karıştırabilir. Belki de inanmak istediğiniz yalanlar olduğundan dolayı da ona müsamaha gösterebilirsiniz. Burada bir şeyleri kabullenmeniz çok önemli olacak arkadaşlar. Çünkü maalesef hani tamam mı devam mı kararını siz vereceksiniz ama bazen gerçekleri kabul edemeyiz. Yani genel anlamda konuşayım. Hani kabullenmek de istemeyiz. Ama ve lakin maalesef acı da olsa daha sonra o gerçekleri görebilirsiniz. Hani bunu acı derken bir şeyleri bitirmek adına da olabilir. Ya da kötü anlamda bir şeyleri bitirip sıfırdan yepyeni bir başlangıç yapmak da olabilir. Çünkü burada yeni başlangıçlar da mevzu bahis. Bakın çünkü dargınlıkların, kırgınlıkların biteceğini de veriyor. Ama çok temkinli adım atmanız önemli ilişkilerde mümkün olduğunca. Yine her zaman dediğim gibi burada sizin tavrınız ve duruşunuz çok önemli olacak ilişkilerde. Düşünceleriniz çok değişken olabilir. Aşırı kararsızlık yaşayabilirsiniz. Özgüveninizde bir düşme olabilir. Güvensizlik ve korku yaşayabilirsiniz. Yine ilişkiyle bağlantılı. Bakın o enerjiyi o kadar yoğun alıyorum ki şu anda ben bile hani kelimeleri seçerek söylemek istiyorum burada. Hani sizi yanlış yönlendirmemek adına. Ama şu iki kart, en azından şu iki kart şuradaki sıkıntılı olayı biraz daha rahatlatıyor. Yani dargınlığın, kırgınlığın bitişi ya da ayrı dargın ya da şehir olarak, ülke olarak da ayrı olsanız hala aklının, kalbinin, düşüncesinin size olduğunu fark edeceğiniz ya da bileceğiniz bir ilişki. Ve burada da en büyük arzunuz mutluluk. Zaten bu ilişkide yaşayacağınız mutluluğu da temsil ediyor. Ama ve lakin dediğim gibi arkadaşlar şuradaki yalanlar ve bitişlerdeki korkular sizi çok fazla sarsabilir. O da düşüncelerde değişkenliğe, hislerinizde belki de değişkenliğe yol açabilir. Emin olmanız gereken çok önemli olaylarda yaşayabilirsiniz. Yine ilişkilerle bağlantılı. Ama ve lakin arkanızdan dönen oyunlar ya da arkanızdan sizden habersiz konuşulanlar birden karşınıza gelebilir. Bu da biraz sizi hani moral motivasyon olarak düşürebilir bu hafta. Yani bu hafta gerçekten böyle tartışmalar, münakaşalar, bu konular, bakın şanslı bir hafta olmasına rağmen sizin adınıza hani bu olaylar o şanslı olmanızı bile sanki çok 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 arka planlarda yani bırakabilir, böyle görmeyebilirsiniz. Ama ben bu konuda şanslı olsam ne fayda, işte şunda bunu yaşadım gibi düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Yine devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı bir konunuz var ise gündeminizde olabilir bu hafta içerisinde. Kafanızda bazı düşünceler,
projeler bu hafta hayata geçirmek için son derece uygun. Yolculuklar gündeminizde olabilir. Şehir değişikliği ya da ülke değişikliği çok aniden, belki de işle bağlantılı da seyahatler ya da yolculuklar gündeminizde olabilir. Aile ve akraba bağınız olan kişilerle ilgili ciddi bir karar alınabilir. Bir şeyi almak, satmak, hatta sağlıkla bağlantılı ya da bir kalabalık cemiyet, işte düğün, cenaze gibi konular gündeminizi meşgul edebilir bu hafta. Ve kendi sağlığınıza çok dikkat edin bu hafta. Özellikle sırt ve bel bölgenize ya da kemik ya da eklemlerinize dikkat etmeniz gerekiyor sağlıkla bağlantılı. İkilemleriniz, kararsızlıklarınız, bakın sürekli bu hafta hep böyle kafanızın içinde sabah bir dünya olacaksınız, akşam bir dünya olacaksınız. Sabah bir karar vereceksiniz, akşam verdiğiniz o karardan geri döneceksiniz gibi. Bu hafta biraz böyle stresli geçecek gibi arkadaşlar. Yani şanslı olmasına rağmen, bakın şu kart, Allah'tan ilk şu kart geldi. Hani burada evet sıkıntılı bir şeyler var ve şu iki kart çok güzeldi. Ama onun haricindekiler gerçekten dikkate şayan. Bunları mümkün olduğunca göz ardı etmeyin. Acele kararlar almayın. Öfkenizi kontrol edin. Daha böyle sakin, daha doğru zamanda doğru adımlar atmaya gayret edin. Mümkün olduğunca stresli ya da sizi aşağı çeken insanlardan uzak durmaya çalışın. Daha böyle moral motivasyonunuzu yükseltecek şeylere yönelin bu hafta. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar, biraz hem ilişkiler hem de genel anlamda zorlu bir hafta gibi gözüküyor. Ama tabii ki karar sizin, ilişkilerde bir daha diyorum. Sadece o mutluluğu yaşamak adına da bazı yalanlara göz yummayın. O kadar diyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu yalanlar daha sonra size geri dönüştüğünde sizi üzebilir. Bak burada çekip gitme potansiyeli de çok yüksek. Evet arkadaşlar, gördüklerim böyle. Bu hafta biraz sıkıntılı. Bunun da yoğun bir şekilde enerjisini aldım. İnanın nedense bu haftayı çok zorlanarak anlattım. Çünkü kartlar bayağı sıkıntılı idi. Evet, ne yapıyoruz o zaman? Diyoruz ki 4 Ekim, 10 Ekim haftası için gelecek olumlama kartına niyet alıyorum. Bakalım olumlamamız ne diyor? Evet bak, ilişkimde bağımlı olmak yerine bağlı olmayı seçiyorum. Yani ilişkilerinizde bağımlı olmamaya gayret edin. Sabit fikirli olmayın, takıntılı olmayın. Eğer bu şekilde olursanız bu hafta daha sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz. Bir daha diyorum, ilişkimde bağımlı olmak yerine bağlı olmayı seçiyorum diyor 4 Ekim haftasının olumlama kartı. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli, aşk dolu, güzel bir hafta diliyorum. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.